and land pride. Çin'in renkleri. Evet, rengarenk ve gösterişliler. Sesi duydun mu? Ne bu? Dur, gözlerim güneş ışığına uyum sağlıyor. Evet evet, benimki de. Vay be, yoksa bu altın falan mı? Oho, kesinlikle. Sarı, mavi, kırmızı, yeşil. Ve şu desen. Şu desene baksana. Sırtının üst kısmındaki yeşil renge bayıldım ve geri kalanı da altın sarısı. Harika bir kırmızı vücut. Şu altın kafaya bak. Kestane rengi bir kuyruk. Şu maviye baksana. Bu kuşta bir sürü renk var. Şu turuncu buruna bir baksana. Çok güzel. Bak. O sülünün rengi açık gibi. Evet, kahverengi ve koyu olmaları gerek. Toprak ve yapraklar gibi. Bu yüzden de kuluçka dönemlerinde saklanabiliyorlar. Yani renklerini korumaları gerekiyor. Çünkü o türde birçok renk görünür. Çok göz alıcı. Aynen. Altın sülünün renkleri eşlerini ayırt etmek için kullanabilir. Ne kadar renkli olursa o kadar dikkat çekiyor. Ve belki de o kadar tanınması kolay oluyordur. Bu kadarı çok fazla. Renkler ve desenler tanrım her yerde. Çok gösterişli, çok süslü. Çek şunu gözümün önünden hepsini. Sadece gri ve beyaz istiyorum. Ama Donita, hangi hayvanları kullanacaksın? Aha, sormana sevindim Davio. Cevap, hepsini. Ürettiğim renk soldurma kalemi var ya. Evet Donita, evet. Git getir onu. Buldum. Evet, soldurucu kalem. Geliştirilmiş ultraviyole teknolojisi herhangi bir rengi hemencik soldurabilir. Harika. Her şey renksiz olmalı. Her şey. Daha iyi olmadı mı? Şimdi defilemin hazırlığı için sahneyi hazırlayıp her şeyi prova etmemiz gerek. Çin'deki hayvanların odanın etrafında heykeller gibi durmalarını istiyorum. Bana hayvanları getir Davio. Ben de onların renklerini ve desenlerini alayım. Tamam Donita. Getir bana onları Davio. Getir hepsini. Merhaba kayıp eşya. Yine anneni mi kaybettin? Tamam, kızıl pandalarda her şey yolunda. Hey, dev panda sürprizi. Stapo, gezmeye mi gidiyorsun yoksa? Çin gerçekten de harika desenlerle dolu rengarenk bir yer, baksana. Altın sülünün renginin neyle ilgili olduğunu biliyoruz. Ama peki ya dev panda? Bunu beklemiyordum. Hadi Martin, oyalanmayı bırak. Pandanın deseninin neden böyle olduğunu çözmemiz gerekiyor. Çok belirgin. Evet, ne diyordun kardeşim? Pandalar çok güçlüymüş diyecektim kardeşim. Hey, neler olduğunu anladım. Evet, ben de. İki panda ormanda yürüyor. Evet, ama deseni takip ediyorlar. Baksana. Şu panda desenini yeşil ormanda ayırt etmek gerçekten kolay. Bebek panda siyah ve beyaz panda desenini takip ediyor. O olmalı.
Yüz desenlerin sarı ve pas rengi çok belirgin. Sanırım türlerinin tanınması için bu renkteler. Belirgin yüz deseni sayesinde birbirlerini kızıl pandalar olarak görebiliyorlar. Bu da kesin... Oh, oh. Mavi göz. Renkten bahsetmişken bu mavi suratlara bayılıyorum. Hey, bir soru daha. Altın uzun burunlu maymunlar neden bu kadar renkli acaba? Bunun tek bir sebebi var. Grubun en renklisi alfa erkek altın uzun burunlu maymun. Grubun lideri oluyor işte. Onu fark etmemek zor. Oo, harika! Hey, tamam bu komikti. Ama o kadar da değildi. Ondan değil. Tişörtümün içinde bir şey gıdıklıyor. Çinili yapar Gecko. Vay, şu mor renklere ve desene baksana, harika. İnanılmaz derecede güzel kardeşim. Ama bu desen ve renk Gecko'nun doğal yaşam alanındaki kamuflajı için kardeşim. Ve pervane böceği gibi böcekler de görünmek isterler. Bu böcek, hey bana bak. Ben zehirliyim, yeme beni diyor. Ben de tamam, sorun değil, tamam diyorum. Vay be, burası rengarenk, özel bir yer. Bu hayvanların renkleri ve desenleri olağanüstü. Evet, Çin'in renkleri ve desenleri çok güzel. Merhaba çocuklar, hadi çikolata ve vanilyalı panda desenli kurabiyeler için mola verin. Aa, olur. Atıştırma zamanı. Oo, evet, yiyelim hadi. Ama biz daha yeni geldik. Kalırsak bütün atıştırmalıkları yerler. Doğru. Hemen döneriz. Oh. Nefis. Bu kurabiyeler çok iyi. Evet. İtiraf etmeliyim ki bu kurabiyeler enfes. Kurabiyeler için sağ ol Jimmy. Ama şimdi dışarı şu bambu korusuna gelmen lazım. Evet. Çin hayvanlarının bütün renkleri orada. İnanılmaz. Ayrıca en sevdiğin bazı bebek hayvan dostların da orada. Hadi gidelim. Görünceye kadar bekle. Ha? Her yer yemyeşil. Mavi ile sarı nerede? Ve kırmızıyla turuncu? Anlamıyorum. Herkes nereye gitti? Evet. Burası atıştırmalık molasından hemen önce hayvan renkleriyle doluydu. Durum iyi görünmüyor. Dabio buradaymış. Ve hayvanlar da gitmiş. Bu tek bir anlama gelebilir. Donita bir işler çeviriyor. Ve Donita bir işler çevirdiğinde... Bu her zaman kötü olur. Onu arayıp öğreneceğim. Aferin sana Tavio, tebrik ederim seni. Çin tasarımın klasik hayvanlarından toplamayı başarmışsın. Oo, ama renklerin gitmesi gerekiyor. Olamaz. Açma sakın. Kret kardeşlerin ne diyeceklerini zaten biliyorum. Bırakın hayvanlar vahşi doğada özgür yaşasın. Yapacak işlerimiz var. Ben renklerini silerken sen de hayvanları tut. Oh.
Davio, harika iş çıkardın. Ve muhteşem görünüyorsun. Teşekkür ederim Donita. Bazı insanlar modayı çok geç yakalıyor. Ama ben bir şeye moda dersem, o şey moda olur. Gidelim Davio. Açmıyor. Uçağı nerede? Biz buradayız, o da şurada. Ve batıya gidiyor. Hadi Jimmy, gidelim. Kara kaplumbağası modundan hava kaplumbağası moduna geçiliyor. İstikamet Paris. Dünya benim moda talimatımı bekliyor. Hadi artık gidelim Davio. Tamam Donita. Ona yetişiyoruz. Pekala, hallettin Jimmy. Biz de Donita'nın uçağına geçmek için hazırlanalım. Olabildiğince yakınlaştır bizi. Tamamdır. Aa, kardeşim, Donita'nın uçağına tam olarak nasıl gireceğiz biz? Kime soracağımızı biliyorum. Bu sabahtan beri kaçak yolcum var. Soruldu ve cevaplandı. Gekko güçleri devrede! Gekko etkisi. Donita'nın uçağının hemen altında duruyorum. Ses engelleyiciler ve radar boğucular çalışır durumda. Donita burada olduğumuzu bile anlamaz. İçeri giriyoruz. Gekko'nun elektrostatik güçleri olmasaydı bu rüzgarda uçabilirdik kardeşim. Anlıyorum kardeşim. Gelmek üzereyiz. Hadi atlayışı yapalım. Bu çok yakındı. Wow. Ne kadar da göz dinlendirici. İnsanın iç huzurunu rahatsız edecek parlak renkler yok. Davio, podyumda o kadar uzun süre hareketsiz kalamazsın. Asla. Sadece bir anlık duracaksın. Sadece bir anlık dedim. Ne? Çok fazla renk var. Sanırım ben moda dünyasını pek anlayamıyorum. Hadi dostum, hazır dikkati dağınıkken hayvan dostlarımızı kurtaralım. Hey, ne? Olamaz. Hayvan gücü yok. Ne? Böyle daha iyi. Olamaz. Bizim de renklerimizi soldurdu. Chris, yeşil tişörtün olmadan seni zor tanıdım kardeşim. Gücümü de kaybettim. Ama hayvanlarımızı buradan çıkarmalıyız dostum. Hadi kardeşim, yine güçlenelim. Hey! Dev panda gücü devrede. Kızıl panda gücü devrede. Harika. Tamamen renkli. Evet. Göz alıcı desen. Renkler, desenler. Gözlerimi yakıyorlar. Yakal onları Davio. 12 ben... yönünde yaklaşan Davio. Ben hallederim. Ha!
teşekkür ederim kardeşim. Ne demek? Hey, olamaz yine mi? Davio, yakala onları. Bunu ben hallederim. Panda güçleri, beni yüzüstü bırakmayın sakın. Evet. Martin, Chris. Hayvanları alıp zıplayın. Ama bizim zıplama güçlerimiz yok ki. İşte bunu değiştirmenin bir yolu. İyiydi kardeşim. Altın uzun burunlu maymun gücü devrede. Elbet. Bütün bu renkler. İşte ben buna moda faciası derim. Hey. Ver şunu bana. Hey Donita, maymunlarla oyunda gibisin. Yakala. Davio. Güzel, şimdi buraya fırlat. Hadi çocuklar, hayvanları alın. Kalemi de, renklerinizi geri almalıyız. Davio, bunu al da. Kalemimi geri ver. Sisi eve götürme vakti. Hoşça kal Donita. Kalem geliyor. Bunu ben alayım. Biraz tersine mühendislik yapmalıyım. Renklerinizi geri almalıyız. Çabuk ol Eviva. Renkleri ve desenleri yüzünden hayvanların kafaları karıştı. Anne ve bebek hayvanlar birbirlerini tanıma konusunda biraz sorun yaşıyorlar. Hazır. Renk soldurucu kalem renk katma kalemine dönüştürüldü. Hadi bakalım. İşe yaradı. İşe yaradı. Doğal renklerini eski haline getiriyor. Harika. Daha iyi. Bütün hayvanlar vahşi renklerinde özgür yaşıyorlar. Ama bir şey var. Renk kalemi bizim üzerimizde çalışmadı. Yeşil olmak keyfimi kaçırıyor benim. Mavi olmak da benimkini kaçırıyor. Ben yeşilimi geri istiyorum. Tüh. Bir saniye, bu doğru olmadı. Küçük bir arıza sorunumuz olabilir.